Beklenti raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın olsun Tonguç Bey. Haftanın ikinci işlem gününe yoğun başladık. Hem yurt içinde böyle önemli, az önce sizinle de konuşuyoruz ya, sorunlu karşılık oldu evet. Şimdi zorunlu karşılıktan. Zorunlu krediler var, zorunlu karşılıklar var. Bunları anlatacağız. Fakat öncesinde şöyle sıcak sıcak bir Avrupa tarafına değinmek istiyorum. Çünkü gelen PMI verileri şimdi Amerika'dan da geldi. Fakat orada bir köşede duruyor ama Avrupa sanki çok böyle güzel bir resim çizmemeye başladı. Durgunluk noktasına geldi gibi görünüyor. Nasıl derdi? Yani dün şey önemli, Almanya ve Avrupa tarafından aslında genel Avrupa'nın gidişatını gösteren birçok ülkeden PMI verilerini aldık ama hani Almanya biraz daha Avrupa göstergesi olduğu için önemli gibi gözüküyor. İşte konuştuğumuz her zaman 2017 Aralık ayından itibaren imalat tarafında işte 63.6 olan satın alma müdürleri endeksinde, yani bir beklenti endeksi, hani satın almacıların önümüzdeki döneme dair beklentileri neredeyse %40'lı seviyelere kadar düşmüş durumda. Bunu aslında son 10 yıla da bağlayanlar var, en düşük rakam diye. Böyle istatistiksel giderseniz biraz daha değişiyor. Ve enteresan olan Avrupa'yı da Almanya bu veriler ışığında aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Ve Almanya biraz daha hızlı negatife doğru döndüğünü düşünürsek, dolayısıyla önümüzdeki dönemde de Avrupa'da da aslında PMI verilerinin biraz daha negatif gelme ihtimali giderek artıyor. Şimdi %50 genelde işte satın alma müdürleri endeksinde bir göstergedir. Yani iyimserliğin üzerinde diye belki son 6 aydır, işte Mart'tan beri yanılmıyorsam, bu seviyenin altında bir satın alma müdürü beklentisi var piyasada. Evet. Yani yapılan anketlerinde. Dolayısıyla tabii bu biraz hem para birimine negatif yansıdı, yani euro para birimine negatif yansıdı ama dün aynı gün içerisinde aslında Draghi'nin yaptığı konuşma yine bir konferansta ve belki olası yeni başkan işte Lagarde'ın da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar var ki bu gelişmeler sonrası aslında mevcut başkan ve gelecekteki başkanın tam olarak da bu konuyla ilgili böyle negatif sinyalleri ya da riskli alarmları tam olarak alabildiğini de görmüş değiliz. Her ikisi de aslında bunun sürdürülebilir olabileceğini, dönüşüme neden olabileceğini, atılacak adımların olumluya döndürebileceği görüşünde. Dolayısıyla şu var, yani vardır yani Batı yakasında yeni bir şey yok gibi. Avrupa tarafında da çok yeni bir değişim haber olarak, yani veri akışı içerisinde ve konuşmalar içerisinde de görmüyoruz. Evet. Bu biraz tedirgin edici aslında piyasaları. Avrupa genelinde aslında bu biraz daha şey, bugün Almanya'dan IFO verisi açıklanacak. Yani o belki bir önceki veride biraz oynaklığa neden olmuştu piyasada. Takip etmeye devam edeceğiz ama yani şu net, birincisi yeni başkanın işte Ekim ayı sonuna doğru söylemlerine nasıl değiştirecek, o önemli. İkincisi de bu Brexit sürecinde şimdi Avrupa ile İngiltere'nin böyle bir görüşme trafiği var. Ve çok anlaşmasız Brexit'e doğru yönlendik. Eğer buradan bir anlaşmalı Brexit sonucuna doğru bir evrilme olabilirse, ki böyle en kötü gördüğümüz zamanlarda bu gerçekleşebiliyor dünyada, o zaman belki biraz da Avrupa için iyimser olmamız işte yıl sonuna doğru ve yeni bir yılda ihtimal dahilinde olabilir. Ama şu durumda mevcut zayıflık, zayıf görünüm devam ediyor. Yani bir iyimserlik kapısı var ama, bir umut var. Yani işte iki değişim var. Eğer bu pozitif anlamda Avrupa'yı desteklerse, yani Brexit ve yeni Merkez Bankası Başkanı Avrupa'nın, çok gözükmüyor ama başkan olduktan sonra değişebilir tabii görüş ve düşünceler, biraz daha şöyle objektif değerlendirme yapıldığında bu iki gelişme bir Avrupa'yı tekrardan en azından bir kademe toparlanmaya doğru götürebilir gibi gözüküyor. Evet. Tonguç Bey, bir de ABD-Çin tarafını, Asya tarafını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ABD'den de market bileşik PMI'ları 51 geldi ki beklentinin üstünde 50.3'tü beklentiler. Ama Çin tarafıyla bir mücadele var. Şimdi Çin tekrar bir Ekim ayı yaklaşınca tabii hareketlenmeye başladı. Evet. Haber akışları, bir iyimserlik deniliyor, bir kara bulutlar deniliyor. Çok nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Dün ben çünkü kötümser hava var diye kapattım, akşama iyimser havaya geçmiş. İstanbul yani. Havasına benziyor. Dört mevsim yaşıyorlar bir günde. Şimdi şöyle, yani mesela Cuma'dan geldik biz haftanın başlangıcına.
işte Çin'le Amerika, Amerika içerisinde ön görüşmeleri yaparken işte bazı tesisler ziyaret edilmesi falan, artık o kadar ufak hani görüşmelerin gidişatı ile ilgili gelişmeler var ki, işte burayı ziyaretin ertelenmesi ya da iptal edilmesi konusu acaba tekrardan o Çin-Amerika arasındaki gerginliğin devam edeceği yönünde bir beklenti yarattı. Ben aynı şeyi Aramco saldırısı sonrasında mesela dün yine işte petrol beklenen hacme ulaşmamız bayağı bir zaman alacak gibi bir açıklama geldi ama akşam saatlerinde işte üretim tarafında %75'lik kısmı yakaladık gibi bir açıklama da geldi. Dolayısıyla 24 saat içerisinde çok şey değişiyor. İşte Amerika-Çin arasındaki bu gerginlik biz birçok kez, yani 3 ya da 4 kez herhalde son 1 yıl içerisinde tam böyle görüşmeye yaklaşıldığı esnada, hatırlarsanız belki Trump'ın mesela şeyleri, vergilendirme oranlarını arttırdığını gördük. Çin heyetin Amerika'da olduğu zaman bunun gerçekleştiğini gördük. Böyle çok enteresan, yani cuma günü görüşme olacak, pazartesi günü böyle bir değişime gidiliyor. Şimdi yanılmıyorsam 7'si ya da 10'u galiba. Tam olarak Çin'de mi Amerika'da mı görüşülecek? Yani böyle bir takvim bugün açıklandı diyebiliyorum. Böyle yeniden bir şey var. Ama aşağı yukarı ilk haftası dersek biz, Ekim'in ilk haftasının sonunda Çin'le Amerika görüşecek. Bu zamana kadar herhangi bir restleşme olmazsa piyasanın oradan beklentisi giderek yükselecek gibi geliyor. Çünkü şu an baktığımızda merkez bankaları politikalarını belirledi. En azından bu açı, yani şu işte önümüzdeki 1,5 ay için. Tek piyasaların baktığı işte bir petrol fiyatı ve Çin-Amerika, İran-Amerika gerginliği veya anlaşması diyelim. Ne sonuçla dünyayı ve ekonomiyi bir tarafa doğru götürecek gibi. Onun için bir konu üzerinde çok yoğunlaşırsa piyasa, oradan gelecek en ufak negatif ya da pozitif değişimle daha sert fiyatlamalar görebilirsiniz. Benim tahminim atışmalar devam edecek. Şimdi çok farklı söylemler oldu. Yani Trump bir sonraki seçime bile bağladı işi. Yani seçimden önce ya da sonrasında da anlaşabiliriz dedi. Dolayısıyla gerçekten bir buçuk sene bekleyecek mi? İşte Ekim başında toplandıklarında bir mutabakat olacak, sonra onu geliştirecekler mi? Ama herhalde yıl sonu hareketi için negatif ya da pozitif bütün piyasalar Ekim ayının o başındaki toplantıyı beklemeye devam edecek. Evet, biz hep bir ay sonrasına ertelenen bir ABD-Çin görecekmişiz gibi. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Uzun süre fiyatlayacak gibi görünüyor. Peki bu uzun süre fiyatlamalara değineceksek, yani piyasalar şu anda jeopolitik gelişmeleri fiyatlıyor diyoruz ya, daha çok ekonomik veri takvimi, tamam evet PMI'ler geliyor vesaire bunlar ama göstergeler, fakat jeopolitik gelişmeler daha çok fiyatlanıyor gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle riskli piyasalar şu anda nelere odaklandı? Hangi konuları daha çok fiyatlıyor? Yani son birkaç günde benim dikkatimi çeken şöyle bir gelişme var. Siz de belki pazartesi günü, yani hafta ilk başladığınız günde şöyle bir şey görmüşsünüzdür. Fed'in faiz indirimi sonrası 1483 dolarlara gelen altın, evet, İki günde diyelim 1526-27 dolara gitti. Evet. Yine FED faiz indirimi sonrasında işte 1.90'larda olan Amerikan 10 yıllık faizinin geri geldiğini görmüştük nispeten. Ama 1.66'ya kadar geri geldiğini görmedi piyasalar ya da tahmin etmedi diyelim. Bunun gerçekleştiğini gördük. Bir üçüncüsü de bütün bu risk algısı içerisinde sizin biraz önce bahsettiğiniz son 2-3 gün içinde yine İran'a ve Çin'e yönelik Amerika'dan böyle çeşitli kanallardan olumlu ya da olumsuz olabilecek söylemler gelmeye devam ediyor. Ve Amerika, özellikle New York Fed yine yanılmıyorsam 3-4 gün içerisinde piyasayı repo faiziyle fonlamaya çalıştığı bir ortam içine girdik. Bunun kısa sürebileceği konuşuluyordu ama dün yaptığı açıklamada işte 12 Eylül'e kadar hem günlük hem de 14 günlük repoyla yaklaşık ikisini topladığınızda minimum 105 milyar dolarlık, yani birinde 75 birinde 30 repo üzerinden de piyasayı fonlamaya çalışan bir New York Fed görüyoruz. Evet. Şimdi bunların hepsine baktığınızda ne oluyor jeopolitik risk açısından? Jeopolitik risklerin ekonomik beklentilere ya da merkez bankaları hareketlerine etkilerini görüyoruz. Bu açıdan da özellikle yen, frank, altın, gümüş mesela dün aşağı yukarı biraz yenle frank, Japonya'nın kapalı olması pazartesi etkili olmuş olabilir. Daha geriden gelse de tekrardan
güvenli liman, hani hep tabir edilen altına biraz kaçışı tetikledi. 10 yıllıklarda yine talebe neden oldu. Hatta biraz karışık seyretse de para birimleri içerisinde doları da yine ön plana çıkardı. Yani insanlar tedirgin olduğu zaman hala Amerikan tahvinine, Amerikan dolarına, evet, nispeten yen ve frank gibi, İsviçre frankı gibi ürünlere gidiyorlar ve altının da hala bu konuda bir heyecanı var. Yani insanları cezbetmek ya da fonları diyelim. Dolayısıyla gelişmeler bu yönde birkaç gündür şekilleniyor. Şimdi bugün işte Amerika'dan tüketici güveni var, Almanya IFO'su var, çok böyle veri akışı yoğun değil gibi, yani hafta genelinde öyle. Eğer bunları değiştirecek bir haber akışı gelirse o fiyatlamaların tersine döndüğünü düşünürüz ya da, evet, göreceğiz. Devam ediyorsa, yani 10 yıllıklar aşağı geliyor, işte risk algısında dolara yöneliş, yeni bir piyasa riski gündeme gelirse demek ki bu fiyatlar bu ürünlere doğru kaymaya devam edecek. Benim şahsi fikrim böyle şeydir, yani çok haber olmadığı zaman herkes "aa bak şu haberi de gördün mü?" Yani bu bütün dünya için geçerli. Eskiden çok haber niteliği ya da risk niteliği oluşturmayacak bazı gelişmelerin, yani bugün şimdi Almanya IFO'yu konuşmamız yani çok rutin bir ortamda olmaz diye düşünüyorum, ama bir beklenti açısından bunlar da risk belirleyici faktörler içerisine girmeye başlıyor. Dolayısıyla böyle bir karma dünya var. Perşembe günkü Amerikan büyümesine kadar veya işte Birleşmiş Milletler görüşmelerindeki sürece kadar, yani hafta sonuna kadar genelde bu başlıklar içerisinde piyasa devam edecek gibi duruyor. Yani çok yakından takip edeceğiz. Biz zaten yatırımcıların da sizin dediğiniz gibi, evet, değil yani mi? Bu aralar şeyi de belirteyim, yani özellikle yılbaşına kadar, tabii her dönem yakın takip edilmesi gerekiyor. Ve neredeyse biz aralıksız iki senedir, yani yazlarda dair hareketli bir yatırım sezonu geçiriyoruz diyeyim. Bu aralar haber akışına yatırımcıların da çok daha önem göstermesi, neyin ne olduğunu, nasıl açıklama olursa, piyasalar nasıl etkilenebilir, bunların takibini yapması yatırımları için çok önemli. Evet Tonguç Bey, peki yurt içi yatırımcılara dönecek olursak, yurt içindeki riskli piyasalara biraz daha değinecek olursak, bu son zamanlarda işte dedik ya az önce de konuşmamızın başında sorunlu krediler ile ilgili bir şimdi açıklama geldi. Onun dışında BDDK'nın dışında tabii ki bir zorunlu karşılık oranlarında bir faiz indirimine gidildi. Nasıl karşılıyorsunuz? Bunları sektöre, bankacılık sektörüne özellikle etkisini bir şöyle bir harmanlayıp bize anlatacak olursanız. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bir dengelenme süreci adı verdiğimiz bir süreci götürmeye, sürdürmeye çalışıyoruz. Ve bu süreç içerisinde işte faizlerin aşağı geldiğini, kurda bir denge seviyesinin az çok oluştuğunu gördük. Ekonomide çok yavaş da olsa kıpırdanmanın başladığını gördük. Şimdi BDDK, Merkez Bankası gibi kurumlar bazı sıkıntılar gördüler benim kanaatimce. Nedir? Yeteri kadar kredi büyümesi gerçekleşmiyor. Büyümek istiyorsak tekrar, yani Türkiye gibi bir ülkeye de bu kredi büyümesinin gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla ilk adım, yani aslında birçok adım atıldı ama en son haber akışında o 46 milyar TL'lik, işte yarısının inşaat ve özellikle enerji sektörünün içerisinde olduğu, geri dönüşünde sıkıntı yaşanan kredileri bankacılık sektörüne dediler ki bunu siz içinde, yani bilançonuzun içinde gösterdiğiniz alanda sorunlu bir kredi olarak kenara ayırabilirsiniz. Ayırmanız lazım. Daha önce bir fikir olarak söylenmişti. Sonra açıklamayla bu kati hale aldı. Daha sonrasında da bu sorunlu krediler tarafında biraz daha aklınızın karışıklığı giderildikten sonra biz faizleri indiriyoruz. Yani bunu tabii böyle teker teker anlatılmadı ama kredilerin de büyümesini istiyoruz. Bu kredi büyümesi için de işte en son o sizin söylediğiniz zorunlu karşılık tarafında şöyle bir şeye, değişime gitti. Yani bu sorunlu krediler sizin aklınızı karıştırmasın. Ekonomi büyümeye devam edecek. Ekonomik aktivite güçlenerek devam edecek ki Merkez Bankası söylemlerinde bunu görüyoruz. Siz yeni veya yapılandırılmış kredilerde tekrar belli bir iştahla piyasayı fonlamaya devam edin. Bu durumda da eğer bana getirdiğiniz zorunlu karşılık olarak kredi verirken ayırmanız gereken tutar, işte döviz tarafında bu arttırıldı oran olarak mesela. Evet, oran olarak arttırıldı. Evet. İşte %13'ten zamanla %17'ye kadar çekildi. Yani döviz tarafında bir zorunlu karşılık bırakma oranın
100 dolara 16 dolarken 17 dolara çıktı. TL tarafında işte şunu dedi, Merkez Bankası tarafında eğer kredi verme hacmin %10'un üzerine geçmiyorsa, yani %10 ile 20 arasına, yani sen bugün 100 lira kredi verdin, 3 aylık periyotlarda 120, 110 gibi böyle arttırarak kredi hacmini genişletmiyorsan, o zaman ben sana bana verdiğin TL zorunlu karşılıklarda ödediğim, senin nemo olarak aldığın faizi 13'ten 8'e çekiyorum ki ben zaten faizi indirmiştim. Bu 8, %8'lik nemanın da bu oranın içindeysen %10 olarak sana bir artı katıyorum. 2 evet. puan fazladan faiz veriyorum. Eğer bu oran içerisinde değilsen de herhangi bir nema kazanmana imkan vermiyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası kendi ya da BDDK beraber ortak hareketle benim gördüğüm kadarıyla bu patikaya bankaları biraz daha teşvik etmeye çalışıyor. Bizim için iyi mi kötü mü, hani bir düzenleyici veya zorunlu bir değişiklik olarak sıkıntı yaratabilir mi? İçinde bulunduğumuz durumda Merkez Bankası'nın ya da BDDK'nın, hatta SPK'nın da zaman zaman yol gösterici bazı çıpalar koyması gerekiyor. Yani hadi sözle böyle işte gelip de özel bankalara biraz daha fazla kredi verin demek de olmaz. Bakın ben ödülüm bu, cezam bu diyebilirsiniz ya da alacağınız veya vereceğiniz kısım bu. Dolayısıyla böyle bir yönlendirme var. Bu da şu an için birkaç gün böyle bir negatif algı gibi gözükse de, özellikle sorunlu krediler tarafı, bankacılık tarafında soru işareti yaratsa da genel piyasanın dengesini çok bozduğunu düşünmüyorum. Evet. Ve bir yönlendirici gelişme gibi değerlendiriyorum açıkçası. Evet. Peki Borsa İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geçen 103 bini puan seviyeleri tam böyle çıktı. Dedik ki 104 bine ulaşacak orası ki olması gereken yerdi diye. Fakat şimdi 100 binde tutunmaya çalışan bir Borsa İstanbul var. İki şey var. Borsa İstanbul yükselecekse birincisi bu bankacılık sektörüyle olacak ilk etapta. İkincisi de eğer yılbaşından itibaren şöyle para girişine bakıyorum, yani bankacılık sektörüyle olacak ama örnek veriyorum, işte bir sanayi şirketini satıp banka hissesi almakla ya da başka bir hacimli hissede portföyü boşaltıp bankacılığa dönmekle Borsa İstanbul bir yere kadar gidiyor. Yeni para girmesi gerekiyor. Burada da özellikle yabancı yatırımcının da bu konuda biraz daha istekli olması gerekiyor. Biz bu sene çok net para girişini görmüyoruz açıkçası. Dolayısıyla bankacılık sektöründeki bu sıkıntılı süreç, soru işaretli süreç ve dünya piyasalarında da böyle bir çok ralli havası gerçekleşmemesi, o 103-104 binli seviyelerin 106 binlere gitmeden önce zorlandığı bölgelerdi. Oradan satış geldiği zaman mevcut borsada şöyle bir şey var. Eskiden para girişi olduğunda şunu görürdük. Siz satardınız, ben daha güçlü şekilde almak istediğimde piyasayı belli bir seviyede tutardım. Sonra iyileşme geldikten sonra siz dönüp daha yukarıdan pozisyonunuzu tekrar almak isterdiniz. Şimdi satışlar geldiğinde teknik seviyelerde sat alla da Türk borsasında bazen bu algoritmik işlemler de çok devreye giriyor. Yani onu da söylemek lazım. Bu gerçekleştiği için borsa yeteri kadar yukarıya gidemiyor. Yani yeteri kadar enerjisi şu an için mevcut değil. Bu iki başlıktan dolayı. Ne zaman ki bu iki başlık, ki işte atılan adımlar aslında bunu da hedefliyor. Yani bankacılık sektörü biraz daha reel sektöre kredi sağlasın. Zaten kar marjları fena değil. Yani geçen seneden düşük olsa da son 2-3 yıldan daha iyi. Evet. Ve sanayi, işte orta ölçekli şirketler, halka açık olanlar da dahil olmak üzere kar marjlarında bir yükseliş yaratmaya çalışsınlar. Ve Borsa İstanbul işte ekonomik iyimserlikle birlikte hem yükselsin hem de yabancı yatırımcıyı buraya çekebilirim. Ana beklenti bu değil tabii ki, ama ana senaryo içerisinde bunun gerçekleşmesi lazım. Bu gerçekleşmediği sürece işte 97.500 ile 103 bin arasında, zaman zaman 95 bin ile 105 bin arasında, ki dünya borsaları da çok farklı değil. Yani S&P'ye bakın, neredeyse hatırladığımdan beri 3000'li seviyeler civarında dolaşıyor. Evet, bugün baktık. Dolayısıyla yani Borsa İstanbul'da niye böyle dememek lazım. Beklenti, para girişi, getiri beklentisi olmadığı sürece ya da belli bir oranda olduğu sürece bu dar bantta hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Peki Tonguç Bey, doların duruşuna
şöyle biri değinecek olursak. Güçlü duruş sergiliyor. Dolar endeksi 98.800 seviyelerde ki çok uzun süredir 98.000'li puan seviyelerinde. Hem şöyle dolar TL hem de euro dolar tarafında bir değerlendirecek olursanız bu Fed'in almış olduğu faiz kararının dışında vermiş olduğu sinyalleri de piyasaların fiyatladığını görüyoruz. Nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz dolar için? Şimdi kur tarafında aslında uzun süredir yani mesela getiri anlamında yıl sonuna kadar belki 6 aydır söylemeye çalışıyorum. Yani çok bir marj olmayacak gibi duruyor. Nereden bunu çıkarıyoruz? Şimdi birçok risk saydım yani yurt içinde yurt dışında. Bunlar gerçekleşirken bizim CDS'ler hala 380'lerde duruyor. Evet. İşte para girişi olup olmaması yalnızca şeyle ilgili değil, borsayla ilgili değil. Kur tarafında şunu yaşıyoruz. Mesela 185 milyar olan yurt içi yerleşiklerin döviz tarafındaki yatırımı diyelim, 191 milyara çıkıyor. Yani 6 milyar aşağı yukarı 2 haftada değişim oluyor. Ama buna rağmen hani kurda böyle bir çok enteresan talep, işte altılara doğru gidip oradan tekrar sert dalgalanmalarla geri düşme gibi bir değişim yok. Bu şuna ifade ediyor. Herkes aslında yatırım haricindeki döviz riskini ya bir şekilde hedge etmiş ya da büyük çoğunluk ya da buna olan talep kurumsal ve bireysel tarafta o kadar da güçlü değil. Zaman zaman yükseldiğinde de satışlar geldiğinde görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla ben bu sürecin eğer Çin-Amerika anlaşması olur, biz de biraz daha bu Suriye meselesi, işte Amerika ile olan bu bazı askeri münasebetleri falan ilerletebilirsek ve açtığı yolda yani hem Merkez Bankası'nın hem BDDK'nın piyasa ilerlemeye devam ederse bir pozitifliğin gelebileceğini düşünüyorum. Biraz gecikti bu olay. Evet. Yani ama yıl sonuna doğru bu olabilir. Bu durumda çok 5.60'ların altına gelmeden 5.60 ile 6 arasında bir 2-3 ay, 4 ay geçirme şansımız olabilir. Bu da çok bize sürpriz gelmesin. Yani her zaman bir para biriminde işte 7'ye gidecek, 5'e düşecek, oradan 6.5. Yani bu zaten sağlıklı olan değil. Beklenti şu an de yaşadığımız, değil mi? Evet, şu an yaşadığımız daha sağlıklı gibi geliyor. Yani negatif habere 3-5 kuruş yukarı hareketle tepki ver. İşte pozitif bir gelişme olursa onu da çok abartmadan 5-6 kuruşluk bir destek direnç seviyelerinde oynaklık fırsatı ver gibi. Dolayısıyla ben kur tarafında çok hızlı bir yükseliş veya düşüş de beklemiyorum. Marjımız dediğim gibi yani 5-66 arası olur. Kısa 5.65-5.75 arasında biz gitmeye devam ederiz. Ama yılı bence bu seviyelerin biraz daha üzerinde faizleri indirirken biraz da dünyadaki dolar algısıyla birlikte yukarıda tamamlamamızda çok sürpriz olmayacaktır. Euro doları da kısaca dün söylemiştik PMI kötü. Başkan gelecek başkan biraz daha sıkıntılı açıklamalar yapıyor. Yani riskin tam böyle şey vakıf değiller gibi gözüküyor. Dolayısıyla güçlü bir dolar var karşısında. Ben 1.11'in kısa vadede, hatta 1.12.50'nin paritede geçilmediği sürece bu aşağı yönlü baskının ki 1.09.20.30'lar önemlidir. Yani oralar kırılırsa 1.08.50'ye kadar gidebilir. Biraz daha baskının devam edeceğini düşünüyorum. Ne zaman ki Brexit ve Avrupa ekonomisine yönelik beklentiler değişir, o zaman ancak biraz daha kalıcı bir euro görürüz. Hı. Ya da Trump doların değerini kaybettirmek için elinden gelen sözlü veya yapısal birçok değişimle piyasaya gelir. Evet. Onun haricinde yani biz bugün de büyük ihtimal 1.09.60, 1.10 hafif üstünde bir pariteyle kapatırız gibi geliyor. Evet. Peki Tonguç Bey, şu Hazine Bakanlığı'ndan gelen IMF açıklamasını görmüşsünüzdür. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir açıklama muhalefetle görüşmesini reddetmesi ya bu tarz bir açıklama vermesi piyasalara. Yani şimdi açıklamanın piyasalara etkisini ben çok olacağını düşünmüyorum. Hani bu sonuçta bir görüşme trafiğinde görüşülmeli, görüşülmemeli gibi bir açıklama. Ama şey önemli benim için, yani bundan bir yıl önce Türkiye'nin IMF ile yürümesi gerektiği, işte IMF'ye ihtiyacı olduğunu, oradan bir kredi sağlaması gerektiğini çok daha konuşuluyordu yani basında. Şu an geldiğimiz noktada IMF gelip işte herhangi görüşmeler yaptığında böyle bir açıklama olmasaydı haber başlıklarında çok altında işte IMF şununla görüştü, bununla görüştü gibi geçişip belki açıklamalarını okuyup devam edecektik. Yani IMF'nin aslında genel mantığının bizden biraz daha uzaklaşması
Türkiye'nin o son bir yıl içinde en azından biraz daha iyimserliğe döndüğünü gösteriyor. Ya bu işin biraz daha siyasi tarafı benim görüşümde. O tarafı da çok bilmediğim için hani piyasa tarafında ben bu açıklama böyle böyle bir açıklama olmuş. Hadi işte dolara, borsaya gelelim, alalım, satalım olacağını çok düşünmüyorum. Olacağını düşünmüyorsunuz. Bir de siz şimdi son bir CDS'e değindiniz. 373'lü puan seviyelerinde ama uzun süredir burada bir... Bugün öyle mi? Dayandı. 380 civarıydı 373'lü dün. Yani 373'lü seviyelerde o zaman görünüyor. Çok güzel. Yani bu ant aralığında 400'ü görmedik uzun süredir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yıl sonunda? Yani şu 320'li puan seviyelerini yakalar mıyız? Çünkü açıklamalar da geliyor şimdi. Yurt dışındaki yabancı şirketlerin, işte Fitch gibi şirketler mesela, Türkiye'nin ekonomisinin iyi durumda olduğuna dair benzer açıklamalar da geliyor. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi CDS bizim, yani hep söylüyorum, enflasyon, işte büyüme, belki faizler, bunları hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ama CDS biraz yabancı algısının da net gözüktüğü bir ürün olduğu için, yani bir gösterge olduğu için bunu biraz daha işte reformlara bağlayabilirsiniz, evet, uzun sürece bağlayabilirsiniz. Şimdi aslında sene sonuna doğru biz bu ekonomik görünümüzle devam edersek, yani faizler, enflasyon aşağı, biraz büyümede kıpırdanma, Fitch evet galiba Kasım'ın başında da bir değerlendirmesi olacak. Kredi derecelendirme kuruluşlarından biz yeniden Türkiye'de aslında cari açığı yokmuş, fazla veriyor. İşte bankacılık sektörü aslında her şeye rağmen güvenli. Enflasyonda ve büyümede bir ivme kazandı gibi açıklamalar gelir. CDS'de önemli olan şu, çok güzelmiş dediğim şu. Eğer bir gerileme yani böyle 370'lerin altına doğru görürsek, kur tarafında da bize aşağı yönlü bir destek verir. Dolayısıyla yatırımcılar nezdinde bazen zor olabiliyor. Ama şu sıralar sanki dolar endeksi ve CDS tarafını Türkiye tarafında kur fiyatını tahmin ederken takip etmek önemli gibi geliyor. Evet. Ben sene sonu 320 görür müyüz? Neden olmasın? Neden olmasın? Diyorum. 500 yani gördüysek. Yani 150-160 ile başladık. Evet. Sene sonu değil, yani bir Çin-Amerika anlaşsın. Biz çok kısa sürede birkaç aylık veriyi de şu enflasyonda %9'ları görürsek net bir şekilde 320'leri sene sonundan önce de görebiliriz. Evet. Tonguç Bey, sizin için son bir dakikaya geldik ama ben Viyop ve Borsa İstanbul açılış tahminlerini istiyorum sizden. Bunu hep Murat Tufan sorardı. Öyle bana mi? Da nasip oldu. Valla şeyi ben biraz daha bugün sanki pozitif açabilir gibi geliyor. Ama yani rakam vermek gerekiyorsa çok ufak marjlarla açılıyor. Çok büyük değişim beklemiyorum. Tabii. Yani 0 ile 200 arasında hem Viyop tarafında hem borsa tarafında bir artı başlama imkanı yatağı olabilir. Gibi biraz daha ben da buradan açılacak. Gidene kadar bir şeyler, evet, değişmezse. Peki, o pozitif zaman açılış diyelim. Pozitif o zaman beklentim öyle olsun. Peki Tonguç Bey, ağzınıza da selamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Yücel Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı bize beklentilerini aktardı. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra Kutay Korap'la birlikteyiz.